Beşiktaş! İyi günler. İyi günler abla. Bayanlar diyen kapıdan. Hayır, ihtiyacım yok. Buranın sahibini arıyorum. Müllayim abimi senin gibi ne bombalar arıyor abla? Çok önemli bir konuda görüşmem lazım. Burada mı? Uğramaz abla. Tezgahı kurdu, bana bıraktı. Mülayimin yeri diye meşhur oldu burası. Sosyete de rağbet ediyor, hatta matineye falan geliyorlar ha! Başarılı olduğunuza çok sevindim. Mülayim Bey'i mutlaka bulmam lazım. Adresi var mı? Evinin yok ama iş yerini biliyorum. Keleşoğlu İthalat İhracat. Adresini tarif edeyim. Buyurun efendim. Kalk lan! Alo, ben Mülayim Sert. Sen kimsin? Ben Sansar Selim. Müjdemi isterim abi. Gözün aydın, işin oldu. Teklifimi kabul etti. Kim bu biliyor musun? Bilmiyorum. Sakın bana adını filan söyleme. Yalnız tembih et, bu işi beceremezse ağzının tavanına salıncak kurar, sallana sallana öyle yaparım. Kendisine bunları aynen söylerim. Eşinle, dostunla vedalaş ve artık yolculuk hazırlığına başla. Tamam. Yanıma bir don bir gömlek alacağım. Olur. Yalnız elini çabuk tutsun. Merak etme abi. Bırakın beni! Bırakın beni diyorum size, Mülayim Bey! Çok şükür sizi buldum Mülayim Bey. Size büyük bir müjdem var. Şansım açıldı. Bugün hep müjde alıyorum. Sen hemşire Sevil değil misin? Evet. Size karşı o kadar mahcubum ki... hastanede feci bir hata yaptım Mülayim Bey. Olsun, hatasız kul olmaz. İnsan sevince, derbeder, son sabah, yuvasız kuşlar... toprağın oğlu Sabuha, bırakıp gitme Süpermen. Aşkı ben mi yarattım? Rica ederim, şakayı bırakın. Bilmem beni affedebilecek misiniz? Ettim gitti canım. Sağ olun. Çok iyi bir insansınız. Ben sizin raporlarınızı yanlış dosyaya koymuşum. Siz hasta değilsiniz, yaşayacaksınız. Anlamadım. Ben korkunç bir yanlışlık yaptım efendim. Nasıl böyle bir yanlışlık yaptım anlayamıyorum. Bakın size anlatmaya çalışayım. Yani hasta olan Mülayim Ters. Siz Mülayim Sert olarak sağlıklısınız. Uzun bir hayat sizi bekliyor. Yani ben 4 ay sonra ölmeyecek miyim? Hayır, yaşayacaksınız. Şimdi ayvayı yedim Mülayim. Güzel! Tam bana göre bir müşteri. Aman beni mahcup etme Kerim. Şöhretimiz zedelenmesin. Müşterimizin bazı şartları var. Yağmurlu havalarda öldürmeyeceksin. Mermileri temizleyeceksin. Kapalı havalarda ve salı günleri de öldürmeyeceksin. Senin de gözlerinden öptü. Merak etme. Madem ki bu kadar tertipli bir müşteri... söyle ona... manzaralı bir yerden mezarını hazırlasın. Biraz kendinize gelebildiniz mi? Daha gelemedim, yarı yoldayım. Haklısınız, ölümü düşünürken tekrar hayata döndünüz. Döndüm ama... şimdi iadeli taahhütlü olaraktan tekrar ahirete postalayacak beni. Kim? Kiralık katil. Herif babasını bile ahirete postalamış. Çok hayırlı evlat. Ayrıca PTT memuruymuş. Sizi öldürtmek için adam mı kiralandı yani? Evet. Parası da tıkır tıkır peşin ödendi. Hangi vicdansız, hangi sadist ruhlu insan yaptı bunu? Ben. Ha? Sen mi? Ben. Şaka ediyorsun. İnsan kendini öldürtmek için katil tutar mı? İnsan olan tutmaz ama benim gibi hıyar olursa tutar. Bütün bunlara ben sebep oldum. Ölümü beklemektense ölüme sen gitmek istedin. Ama durun. Durdum. Daha her şey bitmiş sayılmaz ki. Kiralık katile vazgeçtiğini söyle. Söyleyemem. Lütfen, benim hatırım için söyle. İmkanı yok. Beni vicdan azabından kurtar. Sen ölürsen suçlu ben olurum. Vakit geçirmeden katile engel ol. Olamam. Neden ama? Katilin kim olduğunu bilmiyorum ki.
Parasını peşin verdim ama demiştin. Aracıya verdim. Bu işlerin de komisyoncusu var. Kim bu aracı? Sansar Selim. Sansar Bey! Sansar Bey! Nerede bu herif ya? Ne oldu? Buldun mu Sansar'ı? Yok. Kim bilir hangi kümeste? Peki ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Aa! Hı? Sansar geliyor. Sansar'a bak! Sansar Bey! Gene şansım açıldı. İyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş. Çok şükür Allah'a, acı dolu günler bitecek artık. Sansar'a araba çarptı. Sansar kardeş! Beni öldürme işini kime vermiştin? Meslek sırrıdır. Söylemem. Ulan oğlum! Başlatma meslek sırrını! Patron ben değil miyim? Kim bu katil? Çabuk söyle! Söylemem. Firmamızın prensiplerine uymaz. Bırak ulan prensibini! Söyleme! Ölmeden söyle kim olduğunu! Ben artık gidiyorum Mülayim! Seni çok sevdim ben! Aferin! Ben de seni çok sevdim! Sen de peşimden çabuk gel ki orada seninle iki çift laf ederiz! Acele et! Öldü! İyi ki öbür tarafa giderken benden kahve istemedi! Çok dikkatli olacaksın! En yakınından bile şüpheleneceksin. Hatta kendi gölgenden bile. Unutma. Olur, unutmam.